İsmim Halil Durukafa, 34. Bölge Aksaray Kırşehir Eczacıbaşı Büyük Kongre Delegesiyim. Öncelikle sadece çocuk ilaçları değil, birçok ilacı bulamıyoruz. Örneğin bir kanser ilacını, bir hormon preparatını, bir küçük çocukların bu aletlerinin geciktirilmesi için kullanılan ilaçları, tekrar tekrar söylüyorum, kanser ilaçlarını. Bunları bulamıyoruz. Bunların sebeplerinden bir tanesi kur yüksekliği. Kur düşüklüğü söyleyeyim. Kur 18'lerde, 18,5'larda giderken bizim kurumuz 7,89'a sabit oldu. İFK dediğimiz ilaç fiyat kararnamesindeki aksaklıklar ve son zamanlarda gelen, önümüze yeni bir sorun olarak gelen bir paralel ticaret olarak önümüze geliyor. Biz bunların hepsiyle bir şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. En son Bursa'da mücadele ettik. Bölgeler arası toplantıda bunlarla ilgili çeşitli konuşmalar yapıldı. Bunlarla ilgili kararlar alındı. Gelelim çocuk ilaçlarına. Çocuk ilaçlarının şişelerinde biliyorsunuz şişe fiyatları inanılmaz derecede arttı enflasyonla beraber. Covid-19'un da biraz etkisi oldu. Şişe cam %17 bir zam yaptı ilaç camlara, şişelere. Dolayısıyla ilaç maliyetleri de arttı. Şimdi hem kurdaki sıkıntılar, hem İFK'da yani ilaç fiyat kararnamesindeki baremlerdeki sıkıntılar, hem şişe fiyatları, ilaçları bulunamaz noktaya geldi. Biz bundan önceki yani böyle bir enflasyonist bir ortamda mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu ülke sadece ilk defa olmadı aslında bu enflasyon durumu. 2000 yıllardan daha önce, hatta 1980 yıllarında bir enflasyonist bir ortama girdi. Ben o zamanlar küçüktüm ama hatırlıyorum. Daha doğrusu o zaman eczacılık yapmış büyüklerimize sorduk. Dedik, nasıldı durum? Dediler ki hiç böyle bir döneme denk gelmemiştik. İlaç her zaman enflasyonun önünde gidiyordu. Ama günümüzde ilaç her zaman enflasyonun arkasında geliyor. İlaç bir meta değildir, bir alınıp satılabilen bir mal değildir. İlaç bir halk sağlığı problemidir. İlaç bir özel bir üründür. Bunun için herhangi bir dükkanda satılan bir malla ilaç ya eşdeğer olarak kullanılamaz. Biz burada kamuya hizmet etmeye çalışıyoruz. İnsanların sağlıklarını müdahale etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla şunu bekliyoruz. Diyoruz ki ilacı bulunabilir olabilmek için yapılabilecek tüm projelerin altına elimizi koyabiliriz. Hatta gövdemizi koyabiliriz. Çünkü biz artık WhatsApp grubunda şu var mı, bu var mı, insanlara yardım etmek için çabalamaktan usandık. Tabii ki bizim disiplinimiz, eğitim disiplinimiz buna çabalamaya sebep veriyor, sebebiyet veriyor. Yaptığımız yemin, halk sağlığı adına yaptığımız yeminin arkasından ilaçları bulmaya mecburuz. Ama biraz da artık bizim dışımızda insanların bunu görmesini istiyoruz.